Herkese merhaba. Bu hafta ağır suçlarda cezasızlığa karşı adaletin sağlanması konusunda Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine değinmek istiyorum. Herkes Sedat Peker'in videolarını izliyor ve bu videolarda şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Maalesef suç örgütleri, mafya, devlet, siyaset, ticaret iç içe geçmiş durumda ve çok ciddi iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar içerisinde özellikle Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleri, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı silah ticareti yapıldığına dair iddialar, yine Sadat isimli şirketin Türkiye dışındaki faaliyetleri ve daha birçok kaçakçılıkla ilgili faaliyetler, daha birçok şey konuşuluyor. Tabii insan hakları savunucuları olarak bizler yıllardır cezasızlığa karşı mücadele ediyoruz. Hakikat ve adalet mücadelesi yürütüyoruz. Sedat Peker'in ifşaatları arasında faili meçhul cinayetlerle ilgili yeni bilgiler var. Gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı'nın katledilmesiyle ilgili yeni bilgilere yer verildi. Yine daha birçok olayla ilgili konuştuğu, bazı önemli bilgiler var. Ben tabi Türkiye'nin ağır suçlarda cezasızlıkla mücadele edebilmesi bakımından yükümlenmesi gereken çeşitli uluslararası sözleşmeler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bizler yıllardır bu konuda mücadele ediyoruz. Bunların başında Roma statüsü geliyor. Roma statüsü uluslararası ceza mahkemesinin Yargı yetkisini düzenleyen bir statü. Bu statüde özellikle soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları yargılama konusu yapılabiliyor. Tabi Birleşmiş Milletlerin bir mahkemesi, bu daimi bir ceza mahkemesi. 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. 1998 yılında statü kabul edildi ama faaliyete geçmesi 2002 yılını buldu. Türkiye hala bu statüye taraf değil. Bizler insan hakları savunucuları 2006 yılından beri Türkiye'nin statüye taraf olması için bir koalisyon oluşturduk ve bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem uluslararası koalisyonda hem Türkiye içerisindeki örgütlerle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mahkemenin kendisiyle, başsavcılıkla, Dönem dönem uluslararası toplantılarda bir araya geliyoruz ve Türkiye gibi ülkelerin özellikle statüyü tanımasını, taraf olmasını istiyoruz. Niçin? Şimdi bakın Türkiye'deki siyasetçiler İsrail-Filistin sorununda, Filistinlilere yönelik katliamlarda, Filistinlilere yönelik insanlığa karşı suçlarda hemen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hatırlatıyorlar ve yargı yetkisini konuşuyorlar birçok noktada aslında Türkiye'nin böyle söylemlerine karşın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmadığını hep hatırlatıyoruz. Ve Türkiye'ye diyoruz ki siz de taraf olun. Ömer Elbeşir'i ne çabuk unuttuk. Öyle ya Ömer Elbeşir isimli kişi o katliamcı birkaç defa Türkiye'ye geldi. Kabul gördü. Darfur'da işlenen insanlığa karşı suçlar ki bunların bir kısmı soykırım ayrıca soykırım suçlarından da hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılan bir kişiydi bu. Yani bu çelişkileri de aynı zamanda size bu sefer ifade etmek istiyorum. Çünkü o kadar önemli ki eğer Türkiye gerçekten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımış olsaydı Türkiye toprakları dışında maceralara girmezdi. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Kafkasya'daki çeşitli faaliyetleriyle ilgili bu kadar zan altında kalmazdı. Ya bunları yapmazdı ya da uluslararası hukuka uygun olarak uluslararası hukukun gereğini yerine getirecek şekilde asker bulundurabilirdi ki bunun da şartı zaten Güvenlik Konseyi kararlarına dayanması gerekiyor. Sadat isimli örgütler bu kadar rahat faaliyet yürütmezdi. Savcılarımız daha rahat hareket ederlerdi bunları tekrar tekrar hatırlatmakta ve anlatmakta fayda var. Kaldı ki şunu ifade edeyim. Suriye iç savaşının bittiğine dair söylemler var ama Suriye gibi 10 yıldan fazla iç savaş geçirmiş ülkelerde yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği ülke nüfusunun neredeyse yarıya yakınının ülkeyi terk ettiği iç savaşlarda mutlaka bir mahkeme kurulur uluslararası ceza mahkemesi kurulmadan önce Yugoslavya İç savaşı biliyorsunuz 1991'de başlamıştı ve devam etmişti. Yugoslavya Özel Ceza Mahkemesi kurulmuştu ve orada yargılamalar yapılmıştı. Şimdi de uluslararası ceza mahkemesi var, daimi bir mahkeme. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pekala bir karar alıp başsavcılığı görevlendirebilir ve özellikle de Suriye ile ilgili de soruşturmalar başlatılabilir. Hani bu uyarıları da özellikle yapmak gerekiyor. O nedenle Sedat Peker'in özellikle Suriye ile ilgili iddiaları konusunda Türkiye'deki başsavcılıkların mutlaka harekete geçmesi, kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve gerekli soruşturma ve kovuşturma yöntemlerine başvurulması gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak ileride başımız uluslararası soruşturmalar ve uluslararası mahkemelerle e, belaya girebilir diye ifade etmek istiyorum. Tabii ki bur burada kastettiğim Türkiye'yi yönetenler bakımından e, kastediyorum. E, bir diğer konu, e, Birleşmiş Milletler e, e, zorla kaybedilenlere karşı bir sözleşmesi var Birleşmiş Milletler'in. Biz bunlara kayıplar sözleşmesi diyoruz. Türkiye hala bakın bu temel sözleşmeye taraf olmadı. 2006 yılından beri bu sözleşme yürürlüğe girdi. E, Türkiye'de tespit edebildiğimiz kadarıyla 1388 işte bazı kaynaklara göre de 1400 civarında zorla kaybedilen, göz altında kaybedilen insanların bilgileri mevcut. Hala akıbeti belli olmayan insanlarımız var. Daha birkaç gün önce kayıplar haftası sona erdi ve cumartesi anneleriyle birlikte tekrar tekrar zorla kaybetme gerçeğini hatırlattık. Zorla kaybetme pratiğinin tamamen e, sona ermesi gerektiğini ifade ettik ki e, bakın hala birkaç kişi e, bu şekilde iddiayla e, yani kendisini istihbaratçı veya polis olarak tanıtan kişilerin siyah transporter araba kullanarak e, kaçırıldığı ve ailelerinin bu kişileri aradığı bir dönemi yaşıyoruz bakın. Hüseyin Galip Küçük Özyüğüt'ün e, kızı ve ailesi hala kendisini arıyor. E, e, Yusuf Bilge Tunç'un ailesi hala onu arıyor. E, yani dolayısıyla çok fazla daha isim sıralayabiliriz ama özellikle belirtmek gerekiyor ki Türkiye Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesine taraf olmalı ve bu mekanizmaya taraf olursa o zaman bu sorunu kalıcı olarak çözebiliriz kaybedilenlerin akıbetini de araştırıp bulabilir failleri de yargı önüne çıkarabiliriz diye ifade etmek istiyorum. Bir başka nokta Türkiye bakımından çok önemli. Türkiye 1953'te Cenevre sözleşmelerini onayladı, yürürlüğe koydu. Bu 1949 tarihli 4 adet temel Cenevre sözleşmesi vardır. Bunlar savaş hukukunun temelleridir. Türkiye 1953'te bunlara taraf oldu. Fakat daha sonra 70'li yıllarda çıkarılan 1 ve 2 nolu ek protokoller ve yine 2000'li yıllarda çıkan 3 nolu ek protokolü hala taraf değil. Bu ek protokoller Uluslararası olmayan çatışmalarda ülke içi ülke dışı uygulanabilen protokollerdir. Ama zaten temel sözleşmelerin dört temel sözleşmenin ortak üçüncü maddesi zaten çatışmalarda ve savaşta sivillerin korunmasını düzenliyor. İşte buna dair de mevzuatın tamamlanması gerekiyor ki niçin? Çünkü Türkiye'nin sürekli olarak terörle mücadele ediyorum söylemi adı altında. Yürüttüğü operasyonlara baktığımız zaman aslında bunlar ülke içi ve bazen de ülke dışı ki şu anda Irak'ta olduğu gibi veya Suriye'de olduğu gibi uluslararası alana sirayet eden silahlı çatışma halleridir. Mutlaka bunun hukukunun düzenlenmesi ve hukuka uygun hareket edilmesi gerekiyor. Burada da başvuracağımız en temel kural Cenevre Sözleşmeleri ve ekip protokollerdir. Türkiye'nin de bunlara taraf olmasını sağlamak gerekiyor bu iktidar yapabilir mi? Çok umudum yok. Çok söyledik, çok anlattık yıllardır. O nedenle siyasi muhalefet ve toplumsal muhalefetin bu konuları gündemine alması, olası bir iktidar değişikliğinde ilk ve en önemli yapılacaklar listesi içerisine mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini düzenleyen Roma Statüsü'ne taraf olması, Cenevre Sözleşmelerinin eki protokollerini kabul etmesi ve elbette ki kayıplar sözleşmesini onaylaması gerekiyor. Bunlarla birlikte bakın belki de artık Kürt sorununda çatışma ve savaş değil, barışçıl demokratik yöntemler belki de daha fazla öne çıkacaktır. Komşularla ilişkiler hukuk temelinde yürütülecektir ve daha aslında adalet ve hakikat alanında daha birçok çalışmaya da vesile olacaktır diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.